Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz bu bölümde. Güzel konuklarımız var. Aslında birçok konuyu konuşacağız. Tiyatroyu konuşacağız, sanatı konuşacağız ama öncesinde konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Kim bunlar? Tiyatro kurucusu ve oyuncu Ozan Özdemir'le sahne amiri Namık Gedik bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz yanımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Tabii yeni yıla girdiğimiz bir haftaydı öncesinde. Yeni yılınızı kutlamak istiyorum. İnşallah güzel yıllarda geçirirsiniz demek istiyorum. Umarım inşallah. Devamını getiririz inşallah. Umarım tabii ki. Güzel başladı aslında. Umarım böyle devam eder. Tabii dünyada yaşanan sorunlar var elbette. Ülkemizde de yaşadığımız, geçmişten gelen problemler de var ama 2024 yılı inşallah tüm dünya insanları için güzel geçer. İnşallah devamını yaparız. İnşallah. Şimdi sorularıma başlamak istiyorum. 2023 yılında da sizler konuk olmuştunuz. O süreç içerisinde de 81 il projesinden bahsetmiştiniz. Peki bu proje neydi? Hangi aşamada şu anda? Sizden başlayalım isterseniz Ozan Bey. Tabii bu proje şu an hızla devam etmekte ve sürdürmekteyiz. Şu an hangi aşamada? Ordu ile başlıyoruz ve 81 ilimize dağılacağız. Birkaç il ile görüşmemiz var. Sürekli şehirler arası gidip gelişlerimiz oluyor. Hani hala devam ettiriyoruz. Hala sürüyor. Zor oluyor tabii ki. 81'le yetişmek zorunda kalıyoruz. Evet. Memleketimiz burası olduğu için bir de buradan başlıyoruz. Buradaki yerel kadro, kemik kadromuz buna 81'le yetişmesi oluyor. Yani hepsine yetişemesek de yetişmeye çalışıyoruz ama hızla devam ediyor. Peki 81 ile giderek ne yapıyorsunuz? Şöyle projeyi de detaylandıralım. Tabii. Oranın yerel halkına bakıyoruz. Hani orada tiyatroyu nasıl insanlara daha güzel şekilde tanıtabiliriz? Hani onlara mutfağındayız, nasıl daha güzel bir şekilde sunabiliriz diye. Böyle halka içine girerek, halkın özellikle. Evet. Onların nabzını yokluyoruz. Hani buradan istatistik çıkartarak yola gidiyoruz, yola çıkıyoruz. Hani buna göre oyunlar hazırlayıp, o yöreye ait oyunlar hazırlayıp ona göre bir program ve düzenleme yapıyoruz. Evet. Siz de peki o projenin içerisinde misiniz Namık Bey? Evet, aynen. Beraber sizin için nasıl geçiyor? 81 ile dolaşabiliyor olmak. Şu anda dolaşamıyoruz ama ileriki senelerde dolaşacağız. Beraber devam edeceğiz. Şu andaki imkanlarımız biraz kısıtlı olduğu için daha ileride tabii imkanlar dahilinde devam edeceğiz. Ben şöyle sizin aktif görevinizi de biraz detaylandırmak, açmak istiyorum. Sahne amiri ne yapar? Sahne amiri oyuncuları kontrol eder. Oyunculara verdiği şeyleri devam ettirir. Sahne amiri oyun arasındaki doğaçlamayı, düzeltmeyi, onların devamını sağlar. Evet. Oyuncular oturup şeylerini çalışırken, derslerini çalışırken biz de onlara destek oluruz. Evet. Arkasından da tabii ki sahnedeki performanslarını ölçeriz. Performansların arkasından gelen bütün şeylerin özelliklerini ve oyuncuların kendilerine olan güvenlerini sağlarız. Evet. Şimdi sizlerin de elbette ki hazırlığı içerisinde olduğunuz oyunlar ve oyuncular var. Şu anki hazırladığınız oyun hakkında bilgi alalım. Nedir, ismi nedir, içeriği nasıl? Tabii ki. Şu andaki hazırladığımız oyun Tıp Yeli Hikmet. Tıp Yeli Hikmet oyununda oyuncularımız yine Ordu yöresinden, yani halkın içinden yine. Hatta oyunumuzda Ordu Tabip Odası Başkanımız uzman doktor Ali Coşkun da var. Buradan kendisine selam olsun. Bizler de selam gönderelim. Ali hocamızı çok da severiz kendisini. Evet. Sürekli programlar da yaparız kendisiyle. Çok teşekkür ediyoruz ve selam olsun Ünye'ye de buradan. Ali hocamız da var demem gibi. Ve projemiz gerçekten Ali hoca çok farklılık kattı, çok renklilik kattı. Hani kendisi bu projede olduğu için ayrıyetten teşekkür ederim. Hani bu kadar yoğun işin arasında bizimle beraber ve desteğini bizden hiç esirgemiyor. Bilmukabele Altaş ailesi de öyle. Hani buradan onlara da teşekkür ederim. Hani yoğun çalışmamız var. Oyuncularımız demem gibi Ordu yöresinden, yani yöresel olarak Fas'tan, Ordu'dan hani buradan çıkartmaya ve biz 81 ile buradan bu ekiple gitmeyi istiyoruz. Evet. Hani oyuncularımız ve oyun kadromuz kadro hep tiyatroculardan mı oluşuyor yoksa tiyatroya gönül vermiş, işte bunu hobi olarak yerine getirenler mi var oyuncular içerisinde? Şöyle söyleyeyim, ilgisi ve merakı olan deneyimli, deneyimsiz.
Hani illa bu profesyonel oyuncu olmasına gerek yok burada. Hani biz onun zaten sahnede sahne amirimizle beraber eğitimini veriyoruz. Hani sizler eğitim de veriyorsunuz bu noktada. Tabii. Nasıl geçiyor eğitimler peki? Eğitimler tabii ki şeylerin oyuncuların performansına bağlı. Bazıları işte bazen 10 saat sürüyor, bazen 8 saat, bazen 7 saat. Bazen de gelen oyuncular var. O kadar profesyonel çalışıyorlar ki yani bir günde, iki günde, üç günde tamamen oyunu kapmış oluyorlar. Evet. O bakımdan tabii ki çok çok değişik insanlarla karşılaşıyoruz. Evet. Peki şunu soracağım. En çok zorlanılan sahne neler oluyor? En son sahne oyun sırasında yani provalar sırasında oyuncunun performansı tekrar ettirme tabii ki bu zorluyor bizi. Evet. Çok uzun zamandır tabii ki halktan geldiği için, profesyonel olmadığı için tabii ki zorlanıyoruz. Evet, uzun süre alıyor. Evet. Ben de şimdi düşününce yani profesyonel olmadığınız sürece nasıl hareket edeceğiniz, tabii onlar gibi olamıyoruz profesyonel tiyatrocular gibi ama işte elimi nasıl kullanacağım, mimimi nasıl karşı tarafa geçireceğim, bunlar çok önemli. Hani yapay da durmaması gerekiyor. Tabii şekil veriyor. Tabii ki onun oyuna giriş hali var, oyundan çıkışları var. Oradaki sahnedeki performansları var. Tabii ki bu uzun süre alıyor. Yani bir kişinin yetişmesi, hani normal bir kişinin yetişmesi en az bir günlük 5-6 saati buluyor. Evet. Tabii ki zorlanıyoruz bu bakımdan ama bazıları da var. 2 günde şey yapıyorlar, kendilerini yetiştiriyorlar. Peki Ozan Bey, size soracağım şimdi. Elbette bir tıbbi el hikmetten bahsediyoruz. Hedef kitlesi ne olacak? Yani sizin hedefiniz neydi bu noktada? Hedefim 81 ildi. Hani bunu sadece 81 ile kısıtlı bırakmak istemiyorum ben. Ben Türkçe diliyle, Türk dili ve Türk bayrağıyla bunu uluslararasında farklı ülkelerde de oynamayı istiyorum. Bu tıp bir hikmet, bizim bir tarihimiz. Yani tarihte çok önemli bir karakterimiz. Mutlaka bilinmesi gerek. Türkiye için değil sadece, bunu tüm ülkelerin bilmesi gerek. Özellikle İngilizlerin bilmesi gerek. Hani bu konuda yine uzman doktor Ali Coşkun, koordinatör, tabip odası koordinatörlüğünde Cumhurbaşkanlığı Beni Hafif Alma platformunda... Evet. Yani onların desteğini şey yapacağız. Hani... Peki tıbbi el hikmet kimdir? Şöyle bir karakteri değerlendirecek olursak, evet bahsediyoruz. Siz de dediniz İngilizlerin özellikle dikkat etmesi gereken bir karakter diye. Karakter, hem özelliklerine değinelim hem hikayesine değinelim. Nasıl bir hikayeyle karşı karşıya kalacağız bizler? Şöyle bir hikayeyle karşı karşıya kalacağız. Tıbbi el hikmet, tıbbi mektebi şahanede okumuş. Vatan kahramanıdır. Zamanında bundan 105 sene önce 1919'da bir direnişle daha 3. sınıftayken 190 talebenin direnişiyle Tıbbi El Hikmet'in öncülüğünde bir direniş gerçekleşmiş ve vatanın kurtulmasına manda yerit eden bir isim Tıbbi El Hikmet. Evet. Zamanında Sarıkamış'ta görev yapmış, verem hastalığına yakalandığı için hayatını kaybetmiş. Evet. Sizin gözünüzden de dinleyelim. Şimdi sahnede elbette ki gerçek hayatta bir karakter var ama sahnede çok daha farklı bir karakter olabiliyor. Sahnede nasıl bir karakterle karşı karşıyayız? Sahnede tabii ki oyuncuların performansı çok önemli. Sahnede Tıbbeli Hikmet'i, Kazım Karabekir'i oynamak çok zor. Evet. Tabii ki uzun zaman çalışmamız gerekiyor. Saatlerce, günlerce çalışmamız gerekiyor. Bu durumda tabii ki oyuncularımız çok zorlanıyorlar. Evet. Özellikle bizler tarih konusunda biraz da milli duyguları çok yoğun yaşayan bir milletiz. Her bir birey Türklük konu olunca hepimiz böyle kahramanlık duygularımızın kabardığı anlar yaşayabiliyoruz. Bunu tabii sahneye yansıtabilmek de çok önemli. Tabii ki oyuncular da heyecanlanıyor, biz de heyecanlanıyoruz. Hani bu oyunu oynamak kolay bir iş değil. Yani kahramanlarımızı oynamak kolay kolay bir iş değil. Onun için zorlanıyoruz. Zorlandığımız için de oyuncularla bazen şeyliklerimiz de oluyor böyle zorluklarımız. Çatıştığımız zamanlar da oluyor. Evet, bu da aslında tadı, tuzu, biberi diyebiliriz tabii, yani. Tabii oyun bittikten sonra tabii ki ayrıldığımız zaman tekrar yine aramızda konuşuyoruz. Evet. Şey yapıyoruz, başlıyoruz. Şu anda kadro tam mı Tıbbi El Hikmet'te yoksa aradığınız yeni bir oyuncu var mı? Kadromuz tamam değil. Değil. Evet. Bir çağrıda da bulunalım mı o zaman mutlaka, bu noktada? Buyurun sizden bir çağrı alalım o zaman. Nasıl gelebilirler, nasıl ulaşabilirler size? Hani herhangi bir karakteri oynamak istiyorsa vatandaşlar. Bizim kendi Instagram hesaplarımız var. Kim Bunlar Tiyatro'ya ait şahsi hesaplarımız var. Ve sürekli afişlerimiz, paylaşımlarımız oluyor. Hani biz deneyimli, deneyimsiz aramıyoruz. Yaş sınırımız var, evet. 18 yaş ve üstü arıyoruz. Yani bizim sahnemizde... Bir çocuk da rol alabilir, velisi olduğu sürece, izni olduğu sürece. Evet. 66-70 yaşında, 80 yaşında insanlar da olabilir. Çünkü yaşayan bütün canlı bu işi yapmaya
yeteneklidir, yani elverişlidir. Evet. Hani buradan şöyle bir çağrıda bulunabiliriz. Çalışan çalışmayan, bunu önceki programda çıktığımız konuk olduğumuz programda söylemiştim. Biz çalışanlarımıza yönelik bir esneklik payı yaptık. Evet. Onların çıkışlarında, iş saati çıkışlarında bizimle çalışabilirlerdi. Hani buradan deneyimli deneyimsiz kim varsa gelebilir, katılabilirler. Mutlaka sahnemize onları da bekleriz. Evet. Peki aradığınız kriterler neler Navuk Bey, size sorayım. Nasıl karakterde gelmeliler, neler arıyorsunuz siz oyuncu seçiminde? Oyuncu seçiminde tabii ki amatör çalıştığımız için profesyonelleri pek kendilerinin oyun aşaması yeni profesyonele geçme programları olduğu için onları alamıyoruz. Onları vermiyorlar. Onların haricindeki tabii ki ordu içinde, FAS'ta içinde, ordu içinde amatör olarak arıyoruz. Tabii ki amatörler de bizim için biraz zorluk çektiriyor bize. Olacak yani. Olacak diyeyim. Peki çekimler başladı mı? Nasıl olacak? Yani şu anda oyun başladı mı? Şöyle bir detayını alalım sizden projenin. Her hafta cumartesi pazar bizim provalarımız, sahnede eğitimlerimiz oluyor. Geçen hafta cumartesi pazar başladık fakat yetersiz sayıda kaldığımız için özellikle bunun için bir çağrı yapmak durumunda kaldık. Tabii ki. Devam ediyor. Her hafta cumartesi pazar 14 Mart'a kadar bu şekilde devam edecek. Evet. Peki neden 14 Mart? Evet, hepimiz tıp bayramı olduğunu biliyoruz. Elbette tıbbi ele hikmette bir doktorun, bir o sağlık alanında çalışanın hayat hikayesini anlatıyor. Tekrar şunun detayını sizden alalım, önemini. Tabii ki daha önce demin de dediğim gibi 190 tane talebenin daha 3. sınıftayken direniş isyanı göstermesiyle hani elindeki bayraklarla sokağa çıkmaları, evet. Burçlardan bayrak, İngiliz bayraklarını indirmeleri, hani daha 3. sınıftayken yapıyorlar bunları, bir direniş gösteriyorlar. Hani bu yüzden 14 Mart. 14 Mart'ı aslında 1919'da bu gerçekleştiği için kendilerini tıp bayramı olarak ilan ediyorlar ve bu yüzden 14 Mart. Evet. Sizden de duyalım şimdi. Siz de sağlık çalışanlarına, özellikle doktorlara bir çağrıda bulunacak mısınız bu noktada? Şimdi sahnelenecek 14 Mart'ta. Doktorlarımızı oyunumuza davet ediyorum. Bütün doktorları. Biz de katkıda bulunurlarsa onlar için çok güzel bir oyun oynayacağız. Bunun da devamını getireceğiz. İnşallah katkıda bulunurlar. Hepsine İnşallah. Buradan teşekkür ediyoruz. Ocak ayı içerisindeyiz. 14 Mart'a da aslında her ne kadar çok varmış gibi görünse de sayılı gün çabuk geçer deriz. Hazırlık aşamaları daha yoğun mu devam edecek şimdilik? Haftanın bir günü anladığım kadarıyla prova yapıyorsunuz. Bundan sonra nasıl bir plan var? Yoğun bir programımız var. 14 Mart uzak görünmüyor yani. Hani uzak evet. görünse de çok yakın. Hani yoğun bir program geçireceğiz. Sonuçta sıfır insanla, amatör oyuncularla çalışacağız. Hani hiç bu iş yapmamış insanlarla çalışacağız ve bizi çok uğraştıracak. 14 Mart'a kadar hızlanmamız, yetiştirmemiz zor olacak. Hani daha da hızlanıp daha da bir yoğun programla çıkacağız. Hatta oyuncuları, hazırlanan oyuncuları öncesinde yani kendimizce bir tarih belirledik. O tarihlerde bir sahne alacağız. Hani kendi içimizden çağırdıklarımızla beraber. Onları o sahneye hazırlayıp izleyici karşısında bir onları görmek istiyoruz. Çünkü 14 Mart'ta büyük bir gösterimimiz olacak. Hani orada tökezlemeyelim. Sonuçta hani sıfır bir ekipten oluşuyoruz. Evet. Hiç bilmeyen insanlarla beraberiz. Yani bunu burada takılmamak için ara sıra böyle 14 Mart'a kadar, Ocak'ta da Şubat'ta da ara gösterimlerimiz olacak. Evet. Şimdi haliyle gala gecesine de değinmek istiyorum. Güzel bir gala olacak anladığımız evet. kadarıyla 14 Mart'ta. Elbette protokol üyeleri de yer alacak ama onun haricinde galada neler yapılacak, kimler olacak? Ali hocamız iki isimle görüşüyor şu an. Onları çağırmayı planlıyor. İsimler belli. İsimler belli. Verecek misiniz? İpucu var mı? Şöyle söyleyelim. Var. Bir tanesi Tıp Birliği Hikmet'in torunu. Ha, çok güzel. Evet. Bir tanesi de Kazım Karabekir Paşa'nın kızı. Nereden gelecekler? Olursa eğer. Onlarla alakalı yani bir fikir şeyi söyleyemiyoruz şu an. Öyle mi? Biraz da alamadık ağızlarından lafları sevgili izleyenler. Ama onlar en azından şu an için görüşmeler devam ediyor anladığımız ya, kadarıyla. Tabii devam ediyor. Sürpriz isimler de olabilir. Hani bunu da söyleyebilirim. Hani şu an sadece iki isimle kısıtlı kalmayıp. Hani Ali hocam gerçekten hani bu uzun mesai içinde bayağı uğraşıyor. Hani evet. Ali hocam çok heyecanlı. Hani o heyecan yaptıkça ben de heyecan yapıyorum. Biz bir öyle olduğumuz gibi birbirimizi heyecanlandırıyoruz. Hani gelecek isimler de heyecanlı. Sonuçta hani Tıbbi Hikmet'in torunu dedesini canlandıracağız sahnede. O adamın gözünde biz nasıl duracak? Veya Tıbbi Hikmet orada oynarken o olumlu mu olumsuz mu eleştiri gelecek? Tabii, her birine tabii, aslında açıkta olmak gerekiyor bu noktada. Evet mutlaka hani bu isimler dışında sürpriz isimlerimiz de olabilir.
Evet, merakla bekliyoruz. Çok çok önemli. Buyurun sizden de değerlendirme alalım. Çok önemli bizim için onların sahnemizde olması, bizi seyretmeleri, bizi dinlemeleri. Tabii ki bu büyük bir salon da olacak. 600 ile 800 kişilik bir salon. Salon belli mi şu an için, yoksa onun için de görüşmeler devam ediyor mu? Gala nerede yapılacak? Şöyle söyleyeyim onu. Salon için talep çok. Yani oynadığımız oyun ve projemiz büyük olduğu için her yerden bir salon, yani burada oynayın, burada oynayın diye çok talep geliyor ama hani bizim için ya salon ismi önemli değil. Bizim için oyunun oynanması ve oyunu çok düzgün bir şekilde gerçekten karşıya aksederek, evet, gerçek duyguları vererek izleyiciye geçmesi önemli mutlaka olan. Mutlaka tarihi oynuyoruz burada ve evet, bu tarihi oynarken orada onları tarihsel bir duygu olduğu için hani içimden şöyle geliyor. Onları ağlatmak istiyorum ama hani ağlamasınlar da bir yandan. Evet. Aslında bu noktada size de çok büyük bir görev düşüyor. Az evet, önce bahsettiğiniz torunu gelecek, yakınları evet, gelecek inşallah, izleyecekler. Sizler de onun tedirginliğini eminim ki yaşıyorsunuzdur. Tabii. Yapabilecek miyiz? Tabii sahnede o kadar tedirgin oluyoruz ki. Yani bu büyük bir proje. Bu projenin evet, de tabii ki hayata geçirilmesi bizim için çok zor. Ama gene de başaracağız. O kadar insanın karşısında, o kadar evet, seyircinin karşısında oynamak kolay değil bu işte. Şimdi bu sorumu her ikinize de ayrı ayrı soracağım. Şimdi provalar devam ederken en etkilendiğiniz sahne nedir? En etkilendiğimiz sahne, şimdi ben buradan spoiler vermiş olacağım ama. Birazcık alalım ya. Sahne sonundan vereyim o zaman. Tamam. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü. Evet. Siz de peki? Şeyleri bayrağı oraya dikmesi. Evet. Oyuncuların bir tanesinin bayrağı dikmesi ve zaferi ilan etmesi. Peki ordu protokolde yer alacak mı? Kimleri yine aynı şekilde davet etmeyi düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz? Aynı şekilde bu hani ordu yöneticileri diye bir programınız var sizin yine. Evet. Hani ordu yönetenler. Evet, ordu yönetenler. Hani ordu yönetenleri davet etmeyi düşünüyoruz. Evet. İnşallah bizler de orada olacağız umarım 14 Mart'ta bu güzel oyunu izlemek için, duygulanmak, belki de yer yer ağlamak için anladığım evet, kadarıyla ağlatmayı da birazcık hedefliyorsunuz tarihin noktasında. Evet, inşallah güzel bir galada olacak temennimiz. Son olarak şöyle, yayınımızın da bitmesine az bir süre kaldı. Hem oyun hakkında hem de vatandaşlara çağrı noktasında dilek ve temennilerinizi alalım. Sizden başlayalım Ozan Bey. Tabii vatandaşlara çağrım, buradan tarih mutlaka bilinmeli. Hani tarihteki karakterler, biz buraya nasıl geldik? Hani bizim için kimler mücadele verdi? Tarihteki hangi insanlar, hangi isimler biz bugün buraya gelelim diye ne çabalar, hani ne çabalar sarf etti ve nelerden geçti? Hani mutlaka konu alınması, izlenilmesi gereken bir şey, bilinmesi gereken özellikle. Türk insanı, Türk halkı tarihini mutlaka bilmeli. Tarihteki karakterleri ve yerleri bilmeli. Bunun için şöyle bir çağrım olacak. Oyunu mutlaka izlemeye gelsinler. Oyunda çünkü birçok tarihsel, dönemsel karakterler oyunda olacak. Evet. Siz şimdi oyunda da var mısınız oyuncu olarak? Küçük bir spoiler da almak istiyorum. Hangi karakterdesiniz diye. Şöyle söyleyeyim. Ben yine spoiler vermiş olacağım ama. Esmer olmama rağmen Atatürk'ü canlandıracağım. Evet, kolaylıklar diliyoruz o halde. Güzel ve bir o kadar da zor bir karakter olacak sizler için. Peki size de sorayım, dilek ve temennilerinizi, çağrılarınızı alayım. Biz buradan halkımıza sesleniyoruz tekrar, bizi izlesinler. İzledikçe bize destek versinler. Tabii ki bundan arkasına gelecek. Tabii ki tarihi bir olay bu. Hepsine buradan teşekkür ediyorum, saygılarımı evet, iletiyorum. Bizler de böyle bir hikayeyi sahneye taşıyacağınız için ayrıca teşekkür ediyor ve bu süreçte de kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, programımızın bu haftalık da sonuna geldik. Pazartesi günü yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Mutlu hafta sonları. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.